Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Dalga mekaniği soru paketi test 2'de birlikteyiz. Şimdi her kitaba baktığınızda başka türlü inceler. Ben yeni kitaplara, yeni kazanımlara göre soru hazırlıyorum arkadaşlar. Yeni nesil soru denmesinin sebebi de bu. Lütfen bu sorular niye böyle diye düşünmeyin. Bunlar artık böyle gelecek arkadaşlar. Böyle gelecek. Bir hazırda bir desen kullandım. Bu desende nedir? Düz çizgi olan yerler dalga tepelerini gösteriyor. Kaynaklarımız K1, K2. Kesikli çizgi olan yerlerde dalga çukurlarını gösteriyor. Ve iki kaynaktan çıkan aynı fazla çalışan bu iki kaynak eşitgenlikte dalgalar üretiyorlar. Yani sonuçta bunların girişiminden bahsedeceğiz size. Şimdi burada birkaç tane nokta var. Üretilen dalgaların genliği 4 santimdir. Genlik ne demek? Ona bir bakalım. Şimdi bu üstten görünüş olduğu için genlik vurgulanamıyor tabii. Yandan görünüş olarak bakarsanız bir dalganın genliği denge konumuna olan uzaklığıyla alakalıdır. Şurası genliktir. Burası da genliktir. Yani sadece tepe olduğu yerde göstermezsin. Denge konumuna maksimum olan uzaklık genlik diye ifade edilir. Yani bunların ikisi de genliktir. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım. Üretilen dalgaların genliği 4 santimdir. Buna göre verilen dalgaların oluşturduğu desende x, y, z, t noktalarının genliklerini karşılaştırınız. Şimdi çift tepe diye bir kavram var. Çift tepe. Şimdi bu nedir? Dalga tepelerinin üst üste binmesidir. O zaman genlik 4 santim ise burası 8 yapar. Aynı mantıkla çift çukur diye bir yaklaşımımız var. O zaman iki kaynaktan da çıkan çukurların hani bir araya gelmesidir. O da genliklerin toplamı şeklindedir. Dalgaları normal yakalarsanız tabii ki de genliğin ta kendisi olacaktır. Ama birbirlerini sönümlediği noktayı yakalarsanız da genlik sıfır olacaktır. Biz ona düğüm noktası diyoruz zaten. Şimdi baktığımız zaman şimdi T noktası kesikli çizgiler buluşmuş. Burası arkadaşlar çift çukur. Çift çukur yazalım bunları. Yani şöyle elinin altında bulunsun. O zaman 8 oldu. Şimdi baktığımız zaman burası da galiba iki tane düz çizginin yani geldiği yer. Düz çizgiler dalga tepeleriydi. O zaman çift tepe oldu. Şöyle bir şey. Çift tepe. O zaman burası da 8. Şimdi buraya bakıyorum. X'in sadece tek başına olduğu bir yer burası. Henüz oralara dalgalar girişim yapamamış. Tek başına tepe oluyor burası, düz çizgi. Tepe olunca da 4 oldu. Buraya bakıyorum. Düz çizgi ile kesikli çizgi birbirini yok etmişler. Burası düğüm noktası arkadaşlar. Düğüm noktası şöyle ifade edelim noktası diye. Tabii genlik 0 oluyor. Şimdi o zaman z ve t birbirine eşit oldu. Z ve t birbirine eşit oldu. Sonra x geliyor 4 ile. En sonunda y geliyor. Böyle bir durumumuz var. O zaman Ceyhan'a baktığımız zaman x, y diye sıralanıyor. ZT en büyük oluyor. Devam edelim bakalım. Şimdi ikinci sorumuza geldik. Aynı şekilde buradan gideceğim arkadaşlar. Böyle yorum soruları falan olabilir. Bekliyoruz yani gerçekten de bekliyoruz. ÖSYM'de Milli Eğitim Bakanlığımızda yani bütün kitap yazarları da artık yani yön değiştirdi haberiniz olsun. Yani ona göre böyle sorulara bakmanızı tavsiye ederim. K1 ve K2 eşit frekanslı ve eşit genlikli dalgalar üretiyor. Oluşan desen şekildeki gibi ise yargılarından hangileri doğrudur? Okuyalım bakalım. L noktasının genliği maksimumdur. Bulalım. Genliği maksimumdur çünkü çift tepedir. Gayet doğrudur. Çift tepe. Yani yakışır. Bu doğru. Evet. Şeye devam ediyoruz ikinciye. K noktasının genliği sıfırdır. Bakalım. Bir tepe gelmiş. Bir de buradan yani çukur gelmiş. Burası düğüm noktası olmuş. Düğüm noktası deyince zaten genlik yani sıfır olmuş oluyor. K noktasının genliği sıfırdır. Bu da doğru. M noktasının genliği minimumdur. Arkadaşlar burada şimdi çukurlarla ilgili bazen takılıyorsunuz. Yani sonuçta tekrar söylüyorum. Şöyle bir hani denge konumuna göre süt liman olduğu zamana göre dalga leğenini şöyle yaptığınız zaman burası da genliktir. Burası da genliktir. Yani biz burada genliğin maksimum olduğu durum hani ya da burada maksimum olduğu durum hani şeklinde söylüyoruz. Öyle çukur diye minimum diye bir laf yok. Minimum demek zaten genliğin sıfır olması demek. Bu en çok yapılan hatalardan biri oluyor. Yanıtımız bol. Evet, üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda yine bir desenimiz var. Düz çizgiler dalga tepeleri, kesikli çizgiler dalga çukurları. Ona dikkat. K1, K2 eşit frekanslı ve eşit genlikte dalgalar üretiyor. Genelde bunu zaten bu şekilde veriyoruz da söylemek zorunlu aslında. Oluşan girişim deseni şekildeki gibi ise. Peki. A noktasında ha diyor yargılarından hangileri doğrudur? A noktasında yapıcı girişim olmaktadır. Yapıcı girişim birbirini güçlendiren girişim demektir. Şuraya baktığımız zaman burası çift
Çift çukur olmuş. Güzel. Bu yapıcı girişimdir. Etkiyi güçlendiriyor. Çukur çukurla buluşmuş. Çift çukur yapmış. Bu gayet doğrudur. B noktasında yıkıcı, diğer adıyla bozucu girişim olmaktadır. Yani genliğin sıfır olduğu bir durum olmalı. Bakın düz çizgi var. K1'den yayılan düz çizgi, dalga tepesi, bu taraftan kesikli çizgi var. Burası arkadaşlar düğüm noktasıdır. Düğüm noktasında genlik sıfırdır. Bu lafta doğru. Biz buna tekrar bakalım, yıkıcı ya da bozucu girişim diyoruz. 3. C noktasında maksimum genlikte titreşen nokta olduğu söyleniyor. Evet, çift çukur veya çift tepeler maksimum genlikte titreşen noktalardır. Bu lafta doğru şimdi burası için. Burası da çift çukur olmuş. Pardon, özür dilerim, çift tepe olmuş. Yazalım hemen. Çift tepe. Evet, iki tane tepe gelmiş. Düz çizgiler bulunmuş. Bu da doğru oldu. Yanıtımız 1, 2, 3, yani Edirne oldu. Şimdi dördüncü soruya geçelim. Bunlar temel kavramlar, olmazsa olmazlarımız, böyle gelebilirler. Hangileri doğrudur? Şimdi dalga tepeleri düz çizgi, dalga çukurları kesikli çizgi, lambda da dalga boyu. Pekala. Şimdi oluşan girişim desenin şekildeki gibiymiş. Bir söylesene diyor. K noktası düğüm noktasıdır. Düğüm noktası birbirini yok etmekten. Bunu daha önce söylemiştik. Bir taraftan düz çizgi, bir taraftan kesikli çizgi olunca tepe ile çukur buluşmuş. Evet, bunlar birbirini yok etmiş. Düğüm noktasıdır. Doğrudur. İkinci önerme, L noktası merkez doğrusu üzerindedir. Merkez doğrusu ne demek şimdi arkadaşlar? Kaynakları birleştiren çizgiyi çizersin. Tamam mı? Şöyle. Bunlar zaten aynı fazda çalışıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Eşit genlikte demişim ama aynı fazda, eşit frekans, aynı faz, yani eşit frekansta olup da aynı fazda demek, aynı anda çalışmaya başlamışlar. Aynı şeyi yapıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi kaynakları birleştiren bu doğrunun tam ortasından şöyle düşeyde ona 90 derece yapan çizgiyi çekerseniz, biz bunu arkadaşlar merkez doğrusu ya da şöyle yapalım, MD. Evet, yani doktor anlamında değil tabii, medical doctor anlamında değil, merkez doğrusu anlamında buraya 90 derece yapıyor. Bu çizginin üzerinde olan vatandaşlar merkez doğrusu üzerindedir. L noktası şu anda merkez doğrusu üzerindedir ve hatta iki tane kesikli çizgi buluşmuş. Çift çukurdur burası. Tamam, güzel, bu da doğru oldu. Evet, bakalım üçüncü önerme. M noktasının kaynakları olan uzaklıklarının farkı lambdadır. Şimdi başladık artık. Buradan sayalım bak şimdi. M'ye gidiyoruz. Şimdi buradan şöyle bir noktanın yerini belli edelim. Şu bir. Buradan da şöyle bu kaynağa giden uzaklığa bakalım. Şimdi sayacağım buradan itibaren. Lambda, 2 lambda, 3 lambda. Burası ne oldu? K1M dediğimiz yer 3 lambda çıktı. Şimdi buradan sayıyorum. Düz çizgilere göre sayıyorum. Lambda, şurası var, 2 lambda oldu. Yani tepeden tepeye şöyle gösterirsek lambda diye belirtmemiz lazım. Ya da sayarken olabilir. Yine çukurdan çukura belirtirken lambda olabilir. Ardışık, hani bir çukur bir tepe arası da şöyle baktığınız zaman tabii ki de lambda bölü 2'dir. Bunu da konuşmuş olalım. O zaman K2 ile M arasındaki uzaklıkta 2 lambda oldu. Yol farkı dediğimiz şey bu ikisinin arasındaki farktır. Yani K1M ile K2M arasındaki farktır. O da galiba lambdadır. Evet, onu soruyordu. Bu da doğru oldu. 1, 2, 3 oldu. Dördüncü sorumuz da Edirne oldu. Güzel. Bakalım şimdi ne olmuş? Yavaş yavaş çizgiler geliyor, desenler geliyor arkadaşlar. K1 ve K2 eşit frekansta genlikte çalışıyorlar. Aynı fazlalar. Hiçbir sıkıntı yok, tamam mı? Zaten faz farkı artık öyle girişim deseninde yani etki edecek, hesaplanacak şekilde değil. Belki kavram olarak sorulabilir, bilemiyoruz. Oluşan girişim deseni ile ilgili diyor ki hangileri doğrudur? D doğrusu ikinci dalga katarıdır. Bakalım. Eğer ikinci dalga katarıysanız siz, yol farkı arkadaşlar bir kere K lambda terimine uymak zorundadır. Ne demek bu terim? K yerine sonuçta siz K yerine 1, 2, 3 veya bunun gibi tam sayılar şeklinde geliyorsunuz. Katar çizgisi üzerinde olduğunuz zaman seçilen noktanın kaynakları olan uzaklıklarının farkı lambda veya lambdanın tam katıdır. Şu anda arkadaşın dediğine bakılırsa, D doğrusu ikinci dalga katarıysa, o zaman biz K noktası için şöyle kaynakları olan uzaklıkların farkını aldığımız zaman tabii ki de 2 lambda ikinci katar demektir. O zaman 2 lambda olacak. Sayalım bakalım öyle çıkacak mı? Buradan itibaren sayıyorum. Şurası lambda 1, 2 lambda, 3 lambda, bir de yarım var. Burası 3,5 lambda geldi bile. Şimdi bu taraftan bakıyorum. 1,
2, 2,5. Burası ne oldu? 2,5 lambda. O zaman yol farkı arkadaşlar lambda çıktı. Yol farkı lambda çıktı. Şu anda galiba üzgünüz. İkinci dalga katarı değil, birinci dalga katarıymış bu. Bu ifade yanlış oldu. 2'ye bakalım. K noktasının genliği minimumdur. Bir kere dalga katarı üzerinde olduğumuz için genlikler maksimumdur. Maksimum genlikle titreşen noktalar kümesine biz katar diyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü katar olman fark etmez. Maksimum genlikle titreşen noktalar bunlar. Bu da gitti. Artık 3 de doğru olsun. K ve L noktalarının kaynakları olan uzaklıklarının farkı eşittir. K ve L. Şimdi bakalım bu çizgi üzerinde istediğim noktayı seçerim ben. Hiç fark etmez. İstediğim noktayı. Hangisini seçerseniz seçin. Aynı çizgi üzerinde olduğunuz için kaynakları olan uzaklıklarınızın farkı da aynı olacaktır. Üçüncü önerme doğrudur. Beşinci soru Adana'ya gitmiştir. Evet, tamam. Devam edelim bakalım. Yine bir desenimiz var. Dalga tepeleri, dalga çukurları. Bakın burada böyle bir hatamız var. Şöyle bir hatamız var. Şurada dalga çukurları tabii ki de kesikli çizgi olacak. İkisini de düz çizgi yapmışım. Affedersiniz. Hangileri doğrudur? Peki işte eşit frekans, genlik, faz farkı yok, hiçbir şey yok. Girişim deseni verildi diyor. Hangileri doğrudur? Bakalım. P noktası ikinci düğüm çizgisi üzerindedir. Eğer siz düğüm çizgisi üzerindeyseniz genel teriminiz K-1 bölü 2 lambda ile ifade edilir. Mesela şimdi arkadaş diyor ya ikinci düğüm çizgisi diye. Sen o zaman K yerine 2 koyarsın. Burası 2-1 bölü 2'den şurası komple düşünüldüğünde 3 lambda bölü 2 olur. Aslında hani genelleme yaparsak bu genel terimin ya yani birinci çizgi üzerindeysen birinci düğüm çizgisi üzerindeysen bu. İkinci çizgi üzerindeysen bu. Üçüncü çizgi üzerindeysen bu. Zaten sana bunu genel terim veriyor. Şimdi biz ikinci düğüm çizgisi üzerindeysek bakalım P noktası için konuşuluyor. Sayalım. Şuraya olan uzaklığa bakacağız. Şöyle. Sonra da buraya olan uzaklığa bakacağız. Şuradan lambda, 2 lambda, 3 lambda, buçuk lambda, 3,5 lambda geldi. Şuna bakıyorum. 1 lambda, 2 lambda, burası da 2 lambda. Evet ikisinin arasındaki fark 1,5 oldu. 3,5'tan 2'yi çıkarırsan 1,5 olur. Evet burada galiba bu laf doğru oldu. R noktasının kaynakları olan uzaklıklarının farkı sıfırdır. Neden? Çünkü bakın kaynakları birleştiren çizginin tam ortasından bir dikme çıktığımız zaman biz buna merkez doğrusu demiştik. Sen burada herhangi bir nokta seçtiğin zaman burası aynı zamanda katar çizgisidir. Ama tam ortada yani yer aldığı için katar sıfır diyen de var. Ya da merkez doğrusu üzerindeki çizgilerin yani noktaların zaten kaynakları olan uzaklıkları eşit olduğu için farkı olamaz diyen de var. Bu laf doğru oluyor. Uzaklıklarının farkı sıfır oluyor. T noktası birinci katar ya da diğer adıyla karın çizgisi üzerindedir. Sayalım bakalım. Şimdi buradan itibaren sayıyorum. T noktasına olan uzaklığı sayacağım. Buradan da sayacağım. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, buçuk lambda. Şöyle 3,5 lambda oldu. K2T uzaklığı 3,5 lambda oldu. Şuraya yazayım. Buradan sayıyorum. 1 lambda, 2 lambda, 2,5 lambda. K1T'de 2,5 lambda oldu. Şöyle aradaki fark ne oldu? Delta S dediğimiz şey lambda çıktı. Bu da galiba delta S'in K lambda terimine uyuyor. Şu K yerine 1 koyarsanız birinci katar çizgisi üzerindesiniz. Bu da doğru oldu arkadaşlar. 6. soru Edirne geldi. Evet 1 2 3'lü soru olunca tabii videolar uzun sürüyor. Bakalım burada ne istemişiz? Yine süper çalışan kaynaklarımız var. Eşitgenlik, eşit frekansı, faz farkı yok. Düz çizgi, dalga tepeleri, kesikli çukurlar, lambda da dalga boyu hangileri doğrudur dedi. D1 doğrusu düğüm noktalarından oluşur. Bakalım D1'e. Şimdi arkadaşlar bakın bak buradan gelen şurası tepe. Bak şu çizgi tepe. Şimdi buraya gelen kesikli çizgi burası düğüm noktası. Burası birbirini yok etmiş, yok etmiş, yok etmiş. Gerçekten birbirini yok eden noktalar kümesi. Burası sonuçta düğüm çizgisi. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. D1 doğrusu düğüm noktalarından oluşur. Doğru. Doğru. Şimdi ikinci önerme. D2 doğrusu maksimum genlikle titreşen noktalardan oluşur. Yani katar çizgisi olacakmış. Ona bir bakalım. D2. Zaten burası kaynakları birleştiren çizginin tam ortasından çıkılan dikme. Aynı zamanda da merkez doğrusu dediğimiz MD. Evet bakın çift çukur, çift tepe. Çift çukur, çift tepe, çift çukur, merkez, evet maksimum genlikle titreşen noktalar kümesi. Yani bu da hafta doğru. 3'e bakıyorum. D3 doğrusunun D2'ye göre simetriğinde bir tane daha vardır. Ne diyor bakalım bir daha okuyalım anlamadım.
D3 doğrusunun D2'ye göre, yani merkez doğrusuna göre simetriğinde bir tane daha vardır. Bakalım şimdi bu ne? Çift çukur, çift tepe, çift çukur. Olur tabii. Buradaki uzaklığa bakarsanız şunlar yarım lambda ya bakın. Burası yarım lambda. Kesikli çizgiyle düz çizgi arası. Burası da yarım lambda, lambda kadar. Buraya bakıyorum. Lambda, 2 lambda. Yani şu noktaları birleştirdiğiniz zaman evet aynısını elde edersiniz arkadaşlar. D3'ün simetriği buradadır. Bu laf doğrudur. O zaman 7. soruda Edirne oluyor. Bu testin son sorusuna geldik. Bu tepe ve çukurlar ifade edilmiş. Daha fazla çizgi var. Süper girişim deseni elde edilmiş. Aynı fazla falanlı filanlı. Diyor ki işte hangileri doğrudur? Şekilde çizilen çizgilerin tamamı düğüm çizgisidir. Bakalım. Ha, burada düz çizgi, kesikli çizgi. Evet, düğüm noktası, düğüm noktası. Tamam. Şimdi buraya bakıyorsun. Düğüm noktası, düğüm noktası, düğüm noktası, düğüm noktası. Tamam. Şimdi bazılarının isimleri var ama bazılarında yok yani sonuçta. Bir baktık burası çift çukur, çift tepe, çift çukur. Bu bir kere katar. Haydi yakalandı. Şimdi bak çift tepe, çift çukur, çift tepe, çift çukur. Bu da katar. Bu da yakalandı. Oho yani tamam bazıları bak bunlar da düğümler. Bunlar da düğümler. Bunlar da düğüm çizgisi. Yani düğüm çizgisi bu da düğüm. Yani böyle takılmışız. Şimdi diyor ki tamamı düğüm çizgisidir. Olmadı bu yani şimdi. Olmadı. Bu gitti. 2. Kaynaklara uzaklıkları farkı en çok olan noktaların bulunduğu çizgi, yani farkın en çok olduğu çizgi D3'tür. En kenarda olan kim? Bakalım şimdi kaynaklara en yakın çizilen çizgi bu verilenler içerisinde arkadaşlar gerçekten de bu. Artık neredeyse kaynak 2'ye çok yakın. Şu merkez doğrusunu ben bir daha çizeyim. Merkez doğrusuna bakın uzaklıklar giderek artıyor. O en fazla D3 için çizilen aradaki fark var. Gerçekten bu laf doğru. Yani ikinci önermemiz evet doğru oldu. 3'e bakalım. İsimlendirilmemiş çizgilerin tamamı katar çizgisidir. Şimdi baktığında burada isimlendirilmemiş olanlardan bir tanesinin düğüm olduğunu görüyoruz. Bunu söylemek zaten yeter. 2 tane katar vardı ama bu düğüm. Bu ifade yanlış oldu. Yalnız 2 doğru oldu. Sorumuzun yanıtı Adana oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler.